Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlış ve tatlış yayının Pelin Dilay ile birlikteyim. Pelin Dilay okulunda çok başarılı birisi. Birinci sınıfı bitirdi şimdi. Ve onun bazı tavsiyeleri varmış arkadaşları için. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Pelin Dilay'cığım, sıra sende. Merhaba arkadaşlar, teyzemin kanalına hoş geldiniz. Tabii bağlı mı bağlıdır. Yerim seni. Size tavsiyelerim olacak. Onları nasıl tavsiyelerim var teyzeci mesela arkadaşların için? Nasıl söylesem, günde en az 2 ya da 3 sayfa kitap okumanızı öneririm. Sonra günde ne yapsınlar sabah başka? Kalktığınızda egzersiz yapın. Kahvaltı yapılmalı öncelikle. Güzel bir kahvaltı. Sonra egzersiz. Egzersiz ne yapabilirler mesela? Sen ne yapıyorsun? Bahçeleri varsa bahçeye çıkıp ip atlayabilirler. İp atlayın. Evet, başka? Bisiklet mesela olabilir mi? Bisiklet. Mesela bisiklet sürebilirsiniz. İki tekerlekli bisiklet sürmeyi yeni öğreniyorsanız biraz yardım alabilirsiniz. Aa, çok iyi. Sonra? Sen yazı ne yapacaksın mesela? Yazı nasıl değerlendirmelisiniz mesela? Onun hakkında birkaç tavsiye verirsin. Denize gidip deniz voleybolu oynayabilirsiniz. Sen yazın başka aktivite yapmayı düşünüyor musun? Neler yapacaksın yazın? Deniz ipi atlayabilirsiniz. Sen jimnastik falan bir şeyler söylemiştin en son. Onlar yapsınlar mı onlar da? Yapsınlar. Bak arkadaşlar, eğer şu kitaptaki gibi deniz, yakından göstereyim size. Görüyoruz. Deniz. Hı hı. Eğer onun gibi bir balık olmasa da denize giderseniz deniz aktiviteleri yapabilirsiniz yani. Denize top oynayın, bisiklet ip atlayın. Deniz bisikleti de var ya teyzeciğim, onu da binebilirler yani. Evet. Evet. Var. Başka teyzeciğim, kitabı göstermişken nasıl kitap okumalılar mesela? Sen ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Çok derine gitmeden yüzün. Ne tür kitap okumayı seviyorsun teyzeciğim? Kitap konusu açılmışken ona değinelim istersen. Olur. Mesela Yaramaz 2. Size bu kitabı okumamı ister misiniz? Onu başka bir videoda yaparız istersen teyzeciğim. Kitap okuma videosu yaparız. Tamam. Olur mu? Aa, şurada bir madalya görüyorum Dilay. O ne madalyası? Arkadaşlar, ben kitap kurdu oldum. Bakın. Evet, yakından da gördük. Tamam. Evet teyzeciğim. Kitap kurdu olmuş Dilay. Okuluna madalya almış. İşte kitap, en çok kitap okuyanlara böyle kitap kurdu madalyası veriyorlarmış. Teyzeciğim, en çok kitap okuyan birinci kişi olmuş. Aferin sana. Sakın kitap okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, bu çok güzel bir tavsiye oldu. Her gün söylemiştik değil mi? Her gün en az 2 ya da 3 sayfa. 3 sayfa kitap okumanızı öneririm. Ama Dilay tabii her gün bir kitap bitiriyor değil mi teyzeciğim? Eğer az sayfaları varsa günde 2 kitap bitirin. Az sayfası varsa. Az sayfası varsa. Şimdi Dilay bazı kitap önerileri yapacakmış arkadaşlarına. Onlara bakalım teyzeciğim. Arkadaşlar, Edonur seti o kadar güzel bir set ki alıp da okumanızı tavsiye ederim. Ve elinde gördüğünüz Edonur'un rüyası. İkinci sınıfa gidiyorsunuz, okuyun. Kaç seri, kaç kitap oluşuyormuş teyzeciğim? Bak, 11 seriden. 11 kitaptan oluşuyormuş bu seri. Oluşuyor. Edonur serisi. Elimde gördüğünüz. Hı hı, görüyorlar teyzeciğim. 7. kitap. Vay, süper. Ötekine geçelim. Edonur rüyası. İsterseniz içine de bakabiliriz. Çok güzelmiş.
Çok iyisin ya. Öteki kitaba geçelim istersen teyzeciğim. Biraz zorlanıyor gibisin. Hayır, gerek yok. Resimlerini görsünler arkadaşlar. Elimde gördüğünüz bilmem mızıkacıları. İsterseniz bunu alın. Birinci ve ikinci sınıf için. Ben göstereyim sana teyzeciğim. Şöyle bir kitapmış. Ne anlatıyor teyzeciğim, hatırlıyor musun kitabın konusunu? Tavsiye ediyor musun okumalarını? Çok. Arkadaşlar. İsmi neymiş diğer kitabın? Uç Kelebek Uç. Biraz yanıma gel istersen teyzeciğim. Uç Kelebek Uç. Uç Kelebek Uç. Arkadaşlar bu da çok güzel bir kitap aslında. Konusu ne teyzeciğim, hatırlıyor musun? Çok kolay. Çok kolay. Konusunu hatırlıyor musun? Konusu bakayım. Tamam, önemli hatırlamıyorsan. Yerine geçelim istersen. Aslında konusu bir kelebeğin konusunu anlatıyor arkadaşlar. Bir kelebek kozadan yeni çıkıyor. Bakın arkadaşlar, kozadan yeni çıkıyor. Uçmayı öğrenecek. Uçmayı öğrenirken düşüyor. Ve Anladım. Çok güzelmiş. İnşallah uçmuş, güzel güzel uçar. Gloş yardım ediyor kelebeğe. Arkadaşlar işte diğer kitabımız. Onu Zehra teyzesi almıştı galiba, değil mi? Teyzem aldı. Yaramaz 2. Yaramaz 2. Henüz okumadın galiba, değil mi? O yüzden tam konusu hakkında yorum yapamayacağız. Ama içini gösterebiliriz. İçini gösterebiliriz. İlk sayfasını okuyabilir miyim arkadaşlar? Tabii. Göster ilk sayfayı teyzeciğim. Tamam. Okuyorum arkadaşlar. Bir varmış, iki yapmış. Üç yaşmış, dört yapmış. Size beşe gelince gür gür baba gürlemiş. Kitabımız işte yaramaz iki. O kadar harika bir resim değil mi arkadaşlar? Diğeri neymiş? Ayça'nın yeni evi. Bu da güzele benziyor. Bunu da teyzem aldı. Henüz okumadım ama bakın arkadaşlar. İçi de çok güzel. İçi de çok güzel, çok güzel resimler yapmışlar. Tamam. Diğeri neymiş teyzeciğim? Başka var mı tanıtmak istediğin kitap? Son kitabımız arkadaşlar. Son mu? Eliza başarısız olmaktan korkuyor. Bu da gençler için yine faydalı olacağı benziyor. Mükemmel bir kitap arkadaşlar. Öyle mi? Bunu istersen okumayı bitirdikten sonra arkadaşlara anlatabiliriz. Bunun içini gösterme. Sürpriz olsun. Size bu kitap sürpriz olsun, evet. Tamam. O zaman bu videonun sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neyi unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Evet. Hoşça kalın.